Trabzonspor haberlerine de baktıktan sonra bir Skype bağlantısıyla yine devam ediyoruz. Ümit Aktan'la gündemi değerlendireceğiz. Ümit Aktan, günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın Ezgi, hoş bulduk. Kolay gelsin. Çok teşekkürler, sağ olun. Hemen Trabzonspor'daki bu sıcak ve önemli gelişmeyle başlayalım isterseniz. Trabzonspor'da bir olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Şimdi aslında biz bu süreçlere biraz belli olur yani böyle bir sürece gidileceği normal şartlarda takımlarda. Taraftarlardan tepki gelir, camiadan tepki gelir. Belki bir teknik direktör ayrılığı yaşanır. En son aşamada aslında genelde seçime gider kulüpler. Trabzonspor'da çok hızlı ve çok ani bir şekilde gerçekleşti bu. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Ben bunu güven tazeleme başlığı altında yorumlamak bana daha uygun gibi geliyor. Çünkü şu anda Ahmet Ağaoğlu'nu yerinden etmek isteyen alternatif olabilecek bir başka başkan adayı ve bir başka başkan adayı da geldiği zaman bundan daha iyisini yapabilme ihtimalinin pek ortada olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla Ahmet Ağaoğlu kötü yönetmedi bu süreci. Sadece geçen seneki şampiyonluğun üzerine koyamadılar. Yani Cornelius'un gitmek istemesi Ağaoğlu'nun hatası değildi. Bissa'nın omuzunun kırılması, kolunun kırılması, bu iki sakatlığı üst üste aynı sezonda yaşaması Ağaoğlu'nun hatası değildi. Mbakame'nin mızıkçılık yapması onun hatası değildi. Kolu kanadı kırılmış bir Trabzonspor'un, tamam Abdullah Avcı'nın Kopenhag maçında bir deneyimsizlik yaşadığını düşünüyorum. Gitmekte olan maçı çeviremedi. Basel maçı tamamen bir talihsizlik eseri. Yani direkleri kuruyorsunuz, penaltıları atamıyorsunuz. Rakip bir buçuk kere gelip iki gol atıyor ve siz 22 tane girişimde bulunuyorsunuz, bir gol bulamıyorsunuz. Bunlar da Ağaoğlu'nun hatası değil. Dolayısıyla bu bir güven tazeleyip hocayla birlikte önümüzdeki sezonun yapılanmasını sağlıklı yapabilmek ve kulübün içerisinde de taraftar düzeyinde de şehrin içinde olabilecek sızıntıları, sızlanmaları, cızırtıları bir anlamda ortadan kaldırmak. Tamam, yeniden başlıyoruz, yeni bir sezona hazırlanıyoruz mesajını vermek için bu kongrenin yapılması gerektiğini düşünüyorum ve doğru bir zamanda da doğru bir hamle olarak görüyorum. Bir taraftan da tabii Trabzonspor sezona devam ediyor. Her ne kadar ligde ve Avrupa'da istediği sonuçları alamamış olsa da Ziraat Türkiye Kupası çok net bir hedef şu anda Trabzonspor açısından. Gidişatı nasıl yorumlamak lazım bu süreçte? Şimdi Beşiktaş'ın hiç hedefi kalmadı ama Trabzonspor'un önünde yine bir hedef var. Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp Avrupa'ya en kestirme yoldan gitmek, az ön eleme oynayarak geçen sene Sivas'ın yaptığı gibi önü açık bir şekilde gidebilmek hedefi var. Bunu kovalayabilir. Ligde de ilk 3'e 4'e girebilmek için mücadelesini sürdürebilir. Beşiktaş'ın önünde bir tek hedef kaldı. O da ligde ilk 3 içinde, ilk 2'de neyse yer alıp Avrupa kupalarına o yoldan gidebilmek. Çünkü Avrupa'sı yok, Ziraat Türkiye Kupası yok. Ligde de hedefini kaybetti. Ne kadar enteresan ki bu hafta oynayacak olan Şenol Güneş takımı hedefler kaybolduktan sonra oynuyor. Oysa Trabzonspor için aynı şey söz konusu değil. Hala önünde bir hedef var, hala oyununu geliştirme ihtimali de var. Zaten bu hafta Trabzonspor'un geleceğiyle ilgili hamle, belirtiler ortaya çıkacaktır oynayacağı oyunla. Ya yarışı tamamen bırakacak, tamamen kupa macerası da 4 tane maç oynayacak sezon sonuna kadar, ki bu da Mart başı için çok erkendir, bir sıkıntıdır, bir sendromdur. Bu nedenle zaten güven tazeleme ihtiyacını duydu Sayın Başkan Ağaoğlu. Peki isterseniz şimdi biraz da 24. hafta maçlarını konuşalım. Artık ciddi ciddi lige dönüyoruz. Galatasaray haftayı 3 puanla kapatacak. Beşiktaş Ankara gücüyle oynayacak. Fenerbahçe'de zorlu bir Kayserispor deplasmanına çıkacak. Yine az önce Trabzonspor zaten değerlendirdik. Bordo Mavililer de Ümraniye Spor'la oynayacak. Nasıl bir hafta bekliyorsunuz Ümit Aktan?
Hareketli, renkli, güzel bir hafta bekliyorum. Özlediğimiz, bizden epeydir uzak kalan o yaşadığımız korkunç günlerin ardından içimizi biraz olsun serinletecek, bizi biraz oyalayacak olan futbola geri dönmemizden dolayı çok mutlu oluyorum. Galatasaray terlemeden bir 3 puan alacak ve Galatasaray'a bu maçsızlık sendromu ne kadar geri atacak veya attı mı? Bunun cevabını alacağız. Bir de ayrıca şunu da söyleyeyim, Galatasaray da bu haftayı statü olarak bay geçen Adana Demirspor'la sanıyorum bir hazırlık maçı daha, maç eksiğini giderme açısından bir maç daha oynayacak. O değişti Ümit Aktan, onu söyleyelim. Adana Demirspor'la oynayacaktı normalde ama o maç iptal edildi ve İstanbulspor'la oynayacak Galatasaray. Evet. Yani bir hazırlık maçı yapıp evet. Zaniolo'yu, Kaan Ayhan'ı takıma monte etme çalışmalarını biraz daha uzun süreler vererek görebileceğiz. Ama bunlar tabii yarışmacı maç. Mutlaka kazanılması gereken maçlar, temposunda oynanan maçlar değil. Ama bir anlamda maçtır, yine de idmandan daha iyidir. Dolayısıyla Beşiktaş'ın, Şenol Güneş'in Beşiktaş'ına benzer bir Beşiktaş'ı bu hafta seyredeceğiz. Fenerbahçe'nin de Kayseri'de zorlu bir deplasmana giderken geçtiğimiz hafta her ne kadar transferlerini oynatamayan, çok eksik bir kadroyla oynamış da olsa sezon başındaki fabrika ayarlarına döndüğünü gördük. Ona göre futbolunu süsleyerek, güzel goller atarak ve mutlaka kazanması gerektiğinde de kazanarak yürüdüğünü gördük. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin o dönüşü ve o güzel oyunu, sezon başındaki havasına benzer havası Kayseri'de ne sonuç getirir? Çağdaş Atan'ın takımı zorlu, sağlam bir takım. Zorluk çıkartır. Bazen çok zor maçlar çok kolay olur Ezgi. Yani olmadık bir maçı pat diye, mesela Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmana gidip 3-0 geçeceğini kimse hayal edemezdi. Çok zor bir maçtı. Çok kolay bir ve sansasyonel bir sonuçla bitti. Bu da öyle olabilir. Yani Kayseri ile ortada yaşanan o tatsız hava seyircinin gelecek olmasıyla da giderildi. O da tedavi edildi. Yani el sıkışarak başlanacak bir maçtan Fenerbahçe galibiyetle çıkabilir ama stres, baskı Fenerbahçe'nin sırasında. Çünkü Galatasaray oynamadan puan farkını 9 yapıyor. Siz yenerseniz 6'ya indiriyorsunuz. Başladığınız yere dönüyorsunuz. Ondan sonra tekrar iddialı konuşma şansınız var. Mutlaka olmanız gereken bir maça çıkıyorsunuz. Çıktığınız takım şu anda ligin en önde olan takımını 3-0 yendi. Bir de böyle bir gerçek de var. Yani her türlü zorluğu çıkartmaya çalışacak ama dediğim gibi bazen çok zor maçlar çok kolay kazanılır. Peki bakalım, bekleyip göreceğiz. Ümit Aktan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Göreceğiz. Güzel bir hafta sonu ben diliyorum size. Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Sağ olun.